xy 2 bileşiğinin kütlece %50'si x'tir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Birinci öncül bileşikteki kütlece birleşme oranından bahsedilmiş. Gençler kütlece birleşme oranı bir bileşikte bulunan elementlerin toplam kütlelerin oranıdır. X kütlesi için bileşin %50'si olduğu söylenilmiş. Bileşin tamamı %100 olacağından dolayı kalan kısımda y'yi temsil edecek. Bu da %50'lik kısımdır. O halde kütlece birleşme oranımız 1'dir diyebiliriz. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül, bileşikteki elementlerin mol sayıları arasındaki oran 1 bölü 2'dir denilmiş. Örneğin 1 mol xy2 bileşiğimiz olsun. 1 mol xy2 içerisinde 1 mol x formüldeki y sayısı 2 olduğundan dolayı 1 çarpı 2'den 2 mol y bulunur. O halde x bölü y mol oranı 1 bölü 2'dir. İkinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncül x'in atom kütlesi y'ninkinin yarısıdır. Atom kütlesi deyince 1x ve 1y aklımıza gelecek. Bakın şurada kütlece yüzdeleri bulmuştuk. Formülümüzde zaten bir tane x vardı. Hatta formülü şöyle yazalım. Formülde bir tane x vardı ve bileşin kütlece yüzde 50'si x'ti. O halde x için yüzde 50 ifadesini kullanalım. Formülümüzde y'den 2 adet vardı. Bileşin kütlesinin %50'si y idi. Ancak 2y %50 idi. O halde bir tane y ne olacak? %25'lik bir dilimi kapsayacak. Buraya da %25 diyorum. Bunları birbirine oranlarsak 2 bölü 1 oranı çıkacak. O halde x'in atom kütlesinin y'nin atom kütlesine oranı 2 bölü 1'dir. Bir diğer ifadeyle x y'nin atom kütlesinin 2 katına eşittir. Üçüncü öncülde ise x'in atom kütlesi y'ninkinin yarısıdır denilmiş. Yani ters ifade kullanmış. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlıştır. Soru bize doğru olanları sorduğundan dolayı cevabımız C seçeneğidir. X ile Y elementleri arasında oluşan iki bileşikten birincisi X, 2 ikincisi ise xny 3tür Eşit kütlede X ile birleşen birinci bileşikteki Y'nin İkinci bileşikteki y oranı 4 bölü 3 ise n kaçtır deniliyor. Arkadaşlar sorumuz katlı oran sorusu. Eşit kütlede x ile birleşen y oranı bize verilmiş. O halde formüllerdeki x'leri eşitleyelim. Birinci bileşiğimiz x y 2 idi. İkinci bileşiğimiz x n y 3'tü. x'leri eşitlemek için birinci bileşiği n ile ikinci bileşiği de 1 ile çarpıyorum. Yani birinci bileşikteki x sayısını ikinci bileşikle çarptık. İkinci bileşikte bulunan x sayısını ise birinci bileşikle çarptık. Formüllerin yeni halini yazalım. xn y2n alt taraf xn y3 oldu. x'ler birbirini götürdü. y'ler arası katlı oran ne geldi? 2n bölü 3 geldi. Soru bize y'ler arası katlı oranı 4 bölü 3 olarak vermişti. Buradan n'i çekelim. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3 çarpı 2 n'den 6 n eşittir diyorum. 3 kere 4'ten 12. Buradan n eşittir 2 geldi. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. X ve Y'den oluşan bir bileşiği ilişkin elementlerin verilen niceliklerinden hangileri bileşiğin basit formülünün bulunabilmesi için tek başına yeterlidir denilmiş. Arkadaşlar, basit formülü bulabilmek için elementlerin mollerini bulmamız lazım. Çünkü elementlerin mol oranı bize basit formülü vermekteydi. Bunu yazalım bir. Evet, elementlerin mol oranı basit formülü verir dedik. Öncüllere bakalım. Öncelikle ikinci öncülden başlayalım. X ve Y'nin molce bileşme oranını biliyorsak biz bileşiğin basit formülünü bulabiliriz. İkinci öncül doğru. Burada belirttiğimiz bilgiydi zaten. Birinci öncül kütlece birleşme oranı tek başına kütlece birleşme oranı basit formülü vermez arkadaşlar. Yine atom kütleleri denilmiş, atom kütleleri de basit formülü tek başına vermez. Kütlece birleşme oranıyla atom kütlelerini aynı anda bilseydik o zaman basit formülü bulabilirdik. Ancak soru bize tek başına dediğinden dolayı cevabımız yalnız 2 olacak. Karbon ve hidrojen arasında gerçekleşen bir tepkimede Reaksiyona giren karbon kütlesi ve oluşan bileşik kütlesi arasındaki grafik yukarıdaki gibidir. Bu grafiğe göre oluşan bileşikle ilgili niceliklerinden hangileri bulunabilir deniliyor. Öncelikle reaksiyonumuza giren elementler kimlerdi? Karbon ve hidrojen elementleriydi. Bu iki element arasında gerçekleşen tepkime sonunda bileşik oluşacak diyoruz. Böyle bir tablo yapalım. Bakın arkadaşlar grafiğe baktığımızda karbon kütlesinin 6 ya da 12 olduğu değeri alabilirsiniz. Fark etmez. 12'ye göre alalım. Karbon kütlesinin 12 olduğu anda bileşiğin kütlesi kaç grammış? 14 grammış. O halde hidrojen için ne olacak? Kütlenin korunumuna göre 2 gramlık bir değer düşecek. Dolayısıyla verilen bilgilerden biz tepkimeye giren hidrojen miktarını ne yapıyoruz? Bulabiliyoruz. Bu arada burada H2 kütlesi demesinin nedeni hidrojenin doğada moleküler halde bulunmasından kaynaklı. Yani H2 ya da H fark eden bir durum yok. Sonucu değiştirmiyor. Önemli olan bizim için hidrojen miktarıydı. Tepkimeye giren hidrojen miktarı 2 gramdır. Biz biliyoruz ki elementlerin molleri oranı bize basit formülü vermekteydi. O halde karbon için hesaplayacak olursak mol miktarını tepkimeye giren karbon miktarı 12 gram. Karbonun atom ağırlığı 12. Buradan 1 mol olduğunu söyleyebiliriz karbonun molünün. Hidrojen içinde tepkime giren hidrojen miktarı 2 gram. Atom ağırlığı 1 gram. Buradan da 2 mol hidrojen tepkime girmiştir. Yorumunu yapabiliriz. Az önce de söylemiştim. Elementlerin mol oranı bize neyi veriyor arkadaşlar? Basit formül veriyor. Karbon gördüğümüz yere 1, Hidrojen gördüğümüz yere 2 yazarsak ve bu molleri oranlarsak tam sayılı bir şekilde basit formülün CH2 olduğunu söyleyebiliriz. Bizim basit formülümüz. Peki öncüller bize neyi vermişti? Birinci öncül molekül formülü demiş. Molekül formülünü bulabilmek için molekül kütlesini bilmemiz lazım. Böyle bir bilgi bizle paylaşılmadığı için birinci öncülü bulamayız. Zaten molekül kütlesini bilmediğimizden dolayı molekül formülünü bulamıyorduk. Dolayısıyla üçüncü öncülü de bu bilgilerden bulamayız. O halde yalnızca ikinci öncül olan tepkimeye giren hidrojen miktarı ile ilgili fikir sahibi olacağımızdan dolayı cevabımız B seçeneği olacaktır. X ve Y'den oluşan iki farklı bileşiğin içerdiği X ve Y kütleleri ile ilgili aşağıdaki tablo verilmiştir. Buna göre M çarpı N değeri aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Tabloya baktığımızda N ve M değerlerinin y elementi ile ilgili olduğunu görüyoruz. N değeri formül üzerinden, m değeri ise kütleler üzerinden bir bilgi veriyor bize. Bu iki bilinmeyen değer de y elementi ile ilgili olduğundan dolayı o halde aynı miktar x ile birleşen y miktarları oranını yani y'nin katlı oranını hem formül için hem de kütle için bulup eşitlediğimizde m çarpı n değerine ulaşacağız. Bildiğiniz üzere katlı oran hem formül üzerinden bulunabiliyordu hem de kütle üzerinden. Bu iki durumu ayrı ayrı inceleyeceğiz. Öncelikle formül üzerinden y için katlı oran bulalım. Formülleri yazıyorum. Katlı oran bulurken ne yapıyorduk? Kiminle ilgili katlı oran bulacaksak diğer elementin aynı miktarda olmasını sağlıyorduk. Yani miktarlarını eşitliyorduk. Biz Y'ler arası katlı oranı bulmaya çalıştığımızdan dolayı X miktarlarını eşitleyeceğiz. O halde ikinci bileşiği 2 ile çarptığın zaman x miktarları eşitlenmiş olacak. Peki yeni hali ne olacak formüllerin? Birinci formüle dokunmamıştım. Aynen yazıyorum. İkinci formülü 2 iki ile çarptığında hem x'i e hem y'yi çarpmış olacağım. İkinci formülümüzün yeni hali x4 y8 olacak. Y'ler arası katlı oran neydi? Aynı miktar x ile bileşen y oranıydı. X'ler gitti. O halde formülden gelen katlı oran değeri n bölü 8 oldu. Bir de kütleler arasından katlı oran bulacağım. Mantık aynı. Yine x'in miktarını eşitleyeceğim. Ancak bu defa eşitlediğim değer formül değil de x'in kütlesi olacak. Birinci bileşik için x ve y miktarını yazıyorum. x miktarımız 24. y miktarımız 5'miş. İkinci bileşimiz için x miktarı 36. y miktarı m değeriymiş. Yine x değerlerini eşitleyeceğimizi söyledik. 24 ve 36'nın ortak katı 72'dir. Birinci bileşiği 3 ile ikinciyi 2 ile çarparsam x'ler eşitlenecek. Yeni hallerini yazacak olursak 3 çarpı 24'ten birinci bileşiğin miktarındaki x 72 oldu. Yine 3 çarpı 5'ten y miktarı 15 oldu. İkinci bileşik için 2 çarpı 36'dan x miktarı 72 oldu. Y için 2 çarpı m değerinden 2m oldu. Aynı miktar x ile birleşen y oranlarını yani y'nin katlı oranını bulmaya çalışıyorduk. X'ler gitti eşitlendiğinden dolayı. Kütleler üzerinden bulduğum y'ler arası katlı oran 15 bölü 2m şeklinde çıkacak. Ancak arkadaşlar dikkat ederseniz soruda bize m çarpı n değeri sorulmuş. Yani bir tane m lazım. Ben bu değeri aynen bu şekilde işleme sokarsam aradığım m çarpı n değerini bulamam. Çünkü orada 2m olduğu için 2m çarpı n değeri gelir. Dolayısıyla M değerini bulabilmek için her tarafı 2'ye bölersem 15'i 2'ye böldüğümde 7 buçuk 2M'i 2'ye böldüğünde M değeri geliyor. Yani ikinci kısım için 7 buçuk bölü M değeri bizim işimizi görecektir. Şimdi ne yapacağız? Formüller üzerinden bulduğum Y katlı oranıyla kütleler üzerinden bulduğum Y katlı oranı birbirine eşitleyeceğiz. Çünkü y'ler arası katlı oran sabittir değişmez. Dolayısıyla formülden ve kütleden bulunan birbirine eşit olmak zorundadır. Buradan m çarpı n değerini bulacağız arkadaşlar. n bölü 8 eşittir 7.5 bölü m değerine. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak m çarpı n değeri 8 çarpı 7.5'tan 60 yapacaktır. Sorumuzun cevabı. E seçeneği olacak. Buradaki püf noktamız ikinci kısımda bulduğum yerler arası katlı oranda 2M ifadesi geldiğinden dolayı bunu M olacak şekilde sadeleştirmem olmuştu. Bunu yaptıktan sonra her iki kısımdaki yerler arası katlı oran eşit olmak zorunda olduğundan dolayı M çarpı N değeri bu şekilde 60 çıktı arkadaşlar. Yukarıda formülü verilen bileşiklerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Birinci öncül eşit kütlelerinin molekül sayıları arasındaki ilişki. Molekül sayısı bize mol sayısını ifade ediyordu. Öncelikle bu bileşiklerin molekül ağırlıklarını bulalım. Azot monoksitte 14 azottan 16 da oksijenden molekül ağırlığı yani mol ağırlığı 30 gramdır. İkinci bileşikte 2 iki tane azot var 28 buradan geldi. 3 tane oksijen var. 3 çarpı 16 48 de buradan geldi. 28 artı 48'den 76 gram yapacak molarlığı. 3. Üçüncü bileşik için 14 azottan 2 çarpı 16 32 de oksijenden geldi. Molarlığımız 46'dır diyeceğiz. Arkadaşlar mol formülünü hatırlarsak bunların her birini eşit kütlede aldığımızda ne olacaktır? Molekül ağırlığı daha küçük olanın mol sayısı daha büyük olacaktır. Evet burada da yazdık eşit kütlede alırsak molekül ağırlığı küçük olanın mol sayısı daha fazladır diyeceğiz. O halde molekül ağırlığı küçük olan 1 daha sonra 3 daha sonra 2'nin mol sayısı yani molekül sayısı fazla olacaktır. Bize ise bu sıralamanın tersi verilmiş birinci öncül yanlıştır. İkinci öncül kütlece azot yüzdeleri arasındaki ilişki belirtilmiş. Kütlece azot yüzdeleri sorulduğundan dolayı Oksijen sayıları eşitlendiğinde formülünde azot sayısı fazla olanın kütle azot yüzdesi daha fazladır yorumunu yapabiliriz. Oksijen değerlerine baktığımızda 1, 3 ve 2 ortak katı 6'dır. O halde birinci bileşiği 6 ile ikinci bileşiği 2 ile üçüncü bileşiği de 3 ile çarptığımızda oksijen sayıları eşitlenmiş olacak. Bu sayılarla genişlettiğimizde formüller ne olacak? Birinci bileşiğimizin formülü N6O6 şeklinde alacak. İkinci bileşiğin formülü N4O6 olacak. Üçüncü bileşiğin formülü N3O6 olacak. Oksijen sayısı eşitlendiğinde formüldeki azot sayısı fazla olanın kütlece azot yüzdesi fazladır demiştik. O halde 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3 şeklinde yorumumuzu yapıyoruz. İkinci öncül doğrudur. Üçüncü öncül ikinci ve üçüncü bileşiklerde oksijen elementleri arasındaki katlı oran 3 bölü 4'tür deniliyor. Arkadaşlar hangi elementin katlı oranı soruluyorsa diğer elementin sayısının eşitlenmesi gerekiyor. Burada oksijen için katlı oran sorulmuş. O halde azot kütlelerini ikinci ve üçüncü bileşikler için eşitlememiz lazım. İkinci bileşikte iki azot var, üçüncü bileşikte bir. Azot sayılarını eşitlemek için ne yapıyoruz? Üçüncü bileşiği 2 ile çarpıyoruz. Üçüncü bileşiği 2 ile çarptığımızda formüllerin yeni halini yazalım. İkinci bileşiğe dokunmamıştım. N2O3 dedik. Üçüncü bileşiği 2 ile genişlettiğimde N2O4 şeklinde alacak. Azot sayıları eşitlendi. O halde oksijenlerin sayıları bize katlı oranı verecek. Bu oranın da 3 bölü 4 olduğunu görmekteyiz. Üçüncü öncülüğümüz de doğrudur. Sorumuzda bize doğru olanlar sorulduğundan dolayı cevabımız D seçeneğidir. X ve Y elementlerinin tepkimeleri sonucu elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre oluşan X2 Y3 kütlesi yani M ve artan element kütlesi ve türü hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? x2y3 kütlesi dediği değer ikinci tepkime için geçerli. Yine artan maddenin kütlesi ve türü de ikinci tepkime için soruluyor. Verilen tabloya baktığımızda iki farklı tür bileşik görmekteyiz. Bu tür sorularda yani iki farklı bileşiğin olduğu sorularda bileşiklerden birinden yararlanarak x ve y'nin atom ağırlıklarını yani bir tanelerinin kütlelerini bulmamız gerekecek. O halde birinci tepkime sonucundan 1x ve 1y'yi yani x ve y'nin atom ağırlıklarını bulalım. Dikkat edersek burada 21 gram X ve 48 gram Y kütlesinden 69 gram X, 2 maddesi oluşmuş. Yani artan bir madde yok. Direkt 21 artı 48'den 69 olduğunu görüyoruz. X, Y2 bileşiğinin formülünde 1X, 2 adet Y bulunmakta. 1X'in miktarı 21, 2 tane Y'nin miktarı 48. Dediğim gibi buradaki amacımız X ve Y'nin atom ağırlıklarını bulmaktı. X'in atom ağırlığı 21, 2Y 48 olduğuna göre Y'nin de atom ağırlığı 24 olacak. Şimdi bu değerlerden yararlanarak ikinci bileşikteki kütleci birleşme oranını belirleyelim. İkinci bileşik için toplamda 2 adet x'imiz ve 3 adet y'imiz bulunmakta formülde. Bir tane x 21'di, iki tane x'den 21 çarpı 2 diyorum. Bir tane y 24'tü. Formülde 3 tane y var. 3 ile çarpıyorum. Buradan 42 bölü 72 değeri geldi. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde 21 bölü 36 değerine ulaştım. Buradan anlayacağımız şey x2 y3 bileşiğinde 21 gram x ile 36 gram y birleştiğinde x2 y3 bileşiği oluşmakta. Kaç gram x2 y3 oluşur hatta onu da söyleyelim. 57 gram da x2 y3 bileşiği oluşmakta. Peki tabloda bize ne yapmış? Farklı değerler vermiş. O halde buradaki oran orantıyı kullanarak verilen değerleri yorumlamam gerekecek. Bunun için bir tablo çizmek istiyorum. Tablomuz ikinci bileşik için olacak. X2, Y3 ve oluşan bileşiğimiz. Tablonun en başına sabit oranımızı yazıyorum. X gördüğüm yere 21, Y gördüğüm yere 36. İkisinin kütlesi toplamı 57 gram yapacak. Tablomuzda verilen değerlere bakalım. Bu değerlerin tamamının reaksiyona girip girmediğini bilmiyoruz. Bu orana göre girecekleri için bakalım maddelerin tamamı reaksiyona giriyor mu ya da hangi maddeden kaç gram artan var? Bunu belirlemek için tablomuzda yer alan orana göre yorum yapacağız. Başlangıç olarak belirtelim. 2.8 gram x varmış. 6 gram da y bulunmakta. Arkadaşlar bu şekilde başlangıç miktarları verilen tepkimelerde oran orantı sınırlayıcı madde üzerinden kurulur. Sınırlayıcı maddeyi nasıl buluyorduk peki? Bize verilen başlangıç kütlesi bölü sabit oran miktarı en az olan sınırlayıcıdır. Bunu bir not olarak yazdıralım. Evet, notumuzu yazdık. Başlangıç miktarı bölü sabit oran değeri en az olan sınırlayıcıdır arkadaşlar. Sınırlayıcı maddenin görevi tepkimedeki oran orantıyı belirleyen yani kime göre kuracağımızı belirleyen madde demektir. Peki, başlangıç miktarı bölü sabit oranı yaptığımda bakalım en az olan değer hangi maddeye ait olacak? X için başlangıç miktarı 2.8 2.8'di. Şuraya yazmıştık. Bölü sabit orandaki miktarı 21. Her iki tarafı 0.7'ye böldüğümüzde 2.8'de 0.7 4 defa var. 21'de 30 defa var. Buradan sadeleştirmeleri yaparsak 2'ye böldüğümde 2 bölü 15 değerine ulaşmış olacağım. Peki y için bu oran nedir? Başlangıç miktarımız 6. Sabit oran değerim 36. Buradan da 1 bölü 6 değerine ulaşmış oldum. Peki 2 bölü 15 değeri mi daha küçük? 1 bölü 6 mı? Bunun için de paydayı 30 ile eşitleyelim. Burayı 2 ile çarpalım. Burayı da 5 ile çarpalım. Şu değer ne olacak 2 ile çarptığımızda? 4 bölü 30 oldu. Bu değer ne oldu? 5 bölü 30 oldu. Görüldüğü gibi x'in miktarı daha küçük olduğundan dolayı sınırlayıcı x'tir arkadaşlar. Sınırlayıcı maddem x'i çünkü ne dedik? Başlangıç böyle sabit oran en az olan sınırlayıcıdır. Şimdi biz ne yapacağız? sınırlayıcı maddeye göre oran orantımızı kuracağız. Öncelikle şu sağ tarafı bir silip temiz bir sayfa açalım kendimize. Evet sınırlayıcı maddemizin x olduğunu söyledik. Sınırlayıcı maddenin bir başka özelliği de tamamen tükenen maddeydi. O halde x'in tamamı tükenecek 2.8 diyorum. Bakın 21'den 2.8'e gelirken değerimiz ne kadar kaç katlık bir değer vardı. Alt tarafta bulmuştuk 2 bölü 15 katına çıkıyordu. 2 bölü 15 katına çıktı diyelim. Ne demiştik? Sınırlayıcı madde oranı her yerde geçerlidir. O yüzden 36'nın da 2 bölü 15 katını alacağız. Bu sayımızın 2 bölü 15 katı ne yapar? 72 bölü 15 yapacak. 2.8 de isterseniz arkadaşlar 28 bölü 10 diye yazalım. İsterseniz ilk olarak oluşan bileşik kütlesini yazalım. 28 bölü 10 x'ten 72 bölü 15'te y'den reaksiyona giren kısım var. Faydaları 30'da eşitliyorum. 3 çarpı 28'den 84, 2 çarpı 72'den 144 geldi. Alt taraf 30 oldu. Bu iki değeri topladığım zaman 228 bölü 30 diyorum. Bu değer arkadaşlar 7,6'ya tekabül etmekte. Peki artan maddeyi de belirleyelim. X'in tamamı tükeneceğini söylemiştik. O halde Y maddesi artacak. Ne kadar artacak? 6-72 bölü 15 diyeceğim. Şu sol tarafı yine bir silelim. Alan açılsın. 6 eksi 72 bölü 15 diyorum. Faydalar eşitleyelim. Şurayı 15 ile çarptığımda 90 eksi 72 bölü 15 oldu. Buradan değerimiz 18 bölü 15 yapacak. 18 bölü 15'te 1,2'ye eşit. 1,2 gram y artar diyoruz. Yani kullanılmadan kalan kısım olacak. O halde m değeri için yani oluşan bileşik kütlesi için 7.6 dedik. Artan miktar için ise 1.2 gram y artar diyoruz. Çıklara baktığımızda doğru cevabın C seçeneği olduğunu söylüyoruz. Yukarıdaki grafikler x ve y'den oluşan iki farklı bileşiğin elde edilmesi sırasında maddi miktarlarındaki değişim göstermektedir. X'in atom kütlesinin y'nin atom kütlesine oranı 7 bölü 2'dir. Buna göre birinci ve ikinci bileşiklerin formülleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir deniliyor. Birinci grafikte x ve y'nin mol sayısının zamanla değişim grafiği bize verilmiş. Arkadaşlar bileşiklerin formüllerini belirlerken reaksiyona giren elementlerin harcanan kısımlarına göre yorum yapacağız. X için reaksiyon öncesinde 0.6 mol'lük bir değer varken reaksiyon bittiğinde ortamda 0.2 mol X kalmaya devam ediyor. O halde 0.6 eksi 0.2'den X için 0.4 mol harcanmıştır diyebiliriz. Y için ise başlangıçta yine 0.6 mol var. Reaksiyon bittiğinde tamamen tükendiğini görüyoruz. Y'nin molü ise 0.6'dır. Formüller bilindiği üzere tam sayılı bir şekilde ifade ediliyordu. O halde ben X ve Y'nin miktarını tam sayılı bir hale çevirmek istersem her iki tarafı da 5 ile çarptığımda genişletirsek daha doğrusu X2Y3 formülü gelecek. Bakın 5 ile çarptığımda 0.4'ü 2, 0.6'yı 5 ile çarptığımda 3 en basit tam sayılı şekliyle formülümüz x2 y3'tür birinci grafik için. İkinci grafik ise x ve y'nin kütlesinin zamanla değişimini göstermiş. O halde yine harcanan miktarları belirleyelim. x için harcanan miktar bakın 21 gram varmış tamamen bitmiş 21 gramdır. Y için harcanan miktar 21 gram varken son durumda ortamda 13 gram Y bulunmakta. Yani 13 gram kullanılmadan kalmış. 21-13 dediğimde Y'nin harcanan miktarı ise 8 gramdır. X ve Y'nin atom kütlesi verilmişti. Atom kütlesi neydi? 1X ve 1Y'nin atom ağırlığı anlamına gelmekte. X'in atom ağırlığı 7, bizde ise 21 gramlık bir X harcanması söz konusu. X 3 katına çıktığı için buraya X3 diyorum. Y için ise bir tanesi 2 idi. 8 gram harcanmış tepkimede. 4 katına çıktığı için Y 4 şeklinde formülümüzü bulmuş olduk. Birinci ve ikinci bileşiğin formülüne bakarsak birinci bileşik x2y3 dedik ikinci bileşik x3y4'tür. Verilen şıklarda doğru cevabın B şıkkında olduğunu görüyoruz. Sabit basınç ve sıcaklıkta eşit mol sayıda reaktiflerle gerçekleştiren aşağıdaki tam derimli tepkimelerden hangisinde zamanla gaz hacmi artar denilmiş. Arkadaşlar burada sabit basınç ifadesi önemli. Çünkü basınç sabit olduğunda gaz molekül sayısına göre basıncı sabit koruyabilmek için kap hacmi artış ya da azalış göstermekte. Eğer reaksiyon sonucunda ilk duruma göre oluşan gaz sayısı artıyorsa basıncın sabit olabilmesi için gaz hacmi de artar yorumunu yapacağız. Tekrarlıyorum, hatta not olarak yazalım bunu. Sabit basınçlı sistemlerde reaksiyon öncesine göre gaz molekül sayısı artmış ise kap hacmi de artar yorumunu yapıyoruz. O halde gaz molekül sayısının arttığı durumlara bakalım. A şıkkına baktığımızda reaktiflerde yani girenlerde sadece karbondioksit gaz ve kat sayısı 1. Ürünlere baktığımızda ise herhangi bir gaz oluşumu söz konusu değil. O halde burada gaz molekül sayısı azaldığından dolayı kaba azalır. Bize artanlar soruluyordu. B şıkkına baktık. Reaksiyon öncesinde 2 birim azottan 3 birimde oksijenden toplamda 5 birimlik bir gaz var. Ürünlere baktığımızda 2 birimlik bir gaz var. Yine gaz molekül sayısı azaldığından dolayı kabacımı azalır. C şıkkına baktığımızda girenlerde karbon monoksitten bir oksijenden de yarım olmak üzere 1,5 molekül gaz var diyelim. Ürünlerde ise gaz sayımız 1 molekül yine bir gaz molekül sayısında azalış olduğundan dolayı kabacımı azalır. D seçeneğine baktığımızda magnezyum katı oksijenden gelen 1 bir birimlik gaz molekülü var. Ürünlerde ise Gaz bulunmamakta yine gaz molekül sayısı azalmıştır kabacağımı azalır. E şıkkına baktığımızda girenlerde herhangi bir gaz yok ürünlerde ise karbondioksitten dolayı bir molekül gaz var yani ilk duruma göre ne olmuş gaz molekül sayısı artmıştır basıncı sabit koruyabilmek için sistem ne yapacak hacim artışına gidecek dolayısıyla gaz molekül sayısı başlangıca göre arttığından dolayı kabacımı da artar diyoruz sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Eğer sorumuzda sabit hacim denilseydi, hacim sabit olduğundan dolayı gaz molekül sayısına göre yorum yapamazdık. Orada da yapacağımız yorum, yani sabit hacimli kapta yapacağımız yorum, gaz molekül sayısı artmışsa basınç artar şeklinde olurdu. O yüzden sabit basınç ifadesi kap hacmi yorumunda çok önemliydi. Sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. XY ve YZ2 bileşiklerindeki kütlece birleşme oranları ile ilgili bilgiler verilmiş bize. Buna göre x 2 bileşiği ile ilgili yargılardan hangileri yanlıştır deniliyor. Verilen bilgilerden yararlanarak x, y ve z elementlerinin atom kütleleri ile ilgili yorum yapalım. İlk bilgimizde x, y bileşiğinin kütlece birleşme oranından bahsedilmiş. Formüle baktığımız zaman 1x ile 1y var. O halde x'in kütlesine 5k dersek y'nin kütlesi 4k olacaktır. İkinci bileşikte YZ2 bileşiğindeki kütlece birleşme oranı var. Bizim amacımız neydi? Burada X, Y, Z'nin atom kütlelerini bulmaktı. Y ve Z'nin kütlece birleşme oranının bir olabilmesi için bakın Y'ye 4K demiştik. Z'nin de 4K olması gerekir. Ancak formüle baktığımızda iki tane Z'nin kütlesi 4K. Dediğimiz gibi biz atom kütlesini bulmaya çalışıyorduk elementlerin. Yani bir tanelerin kütlesini bulmaya çalışıyorduk. O halde iki tane Z 4K ise bir tane Z ne olacak? 2K olacak. Bu değerler bizim atom ağırlıklarımız. Şimdi öncüllerin yorumuna geçelim. Soru bize XZ2 bileşiği ile ilgili sormuştu. Dikkatli olalım. Birinci öncül mol kütlesi XY bileşiğinin mol kütlesinden daha büyüktür. y'nin mol kütlesine bakarsak bir tane X bir tane Y 5 artı 4'ten 9K yapacak. XZ2'nin kütlesine bakarsak bir tane x'ten 5k, iki tane z'den 4k, burası da 9k yapıyor. Dolayısıyla bunların mol kütleleri birbirine eşit. Burada xz2'nin mol kütlesi xy'den daha büyüktür ifadesi ne oldu? Yanlış oldu. İkinci öncül eşit kütleli x ve z'nin tepkimesi sonucunda z'nin kütlece %20'si artar. xz2 bileşiğinin oluşumu ile ilgili bir tablo yapalım. x'in atom ağırlığı 5k'ydı. Z'nin atom ağırlığı 2K'ydı ancak toplamda 2 tane Z bulunduğundan dolayı 2 çarpı 2K'dan burası 4K olacak. Toplam kütle ne oldu? 9K oldu. Şimdi ne diyordu bize eşit kütleli X ve Z alırsak? Arkadaşlar eşit kütlede X ve Z alın denildiğinde tepkimeye giren kısmı fazla olanı göre alacağız. Tepkimede daha çok kullanılan X olduğundan dolayı 5K değeri her ikisinden de 5K aldığımızı düşünelim. Eşit kütlede aldık. X'ten 5K aldık. 5K'sını harcadık. Tamamen tükendi. Z'den 5K aldık. 4K tepkime girdi. K miktarı arttı. O halde Z elementi için şöyle diyoruz. Başlangıçta 5K %100'dü. Tamamı 5K'ydı. K kadar arttı. Yüzde kaç artmıştır dediğimizde içler dışlar çarpımı yaparsak %20 Z arttığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncül X ve Z'nin atom kütleleri arasındaki oran. Bakın atom kütlesi ne demekti? 1X ve 1Z. Bir, bir tane X'i 5K bulmuştuk. Bir tane Z'yi 2K bulmuştuk. K'lar birbirini götürdüğünde atom kütleleri arasındaki oran 5 bölü 2 olacak. Burada ise kütlece birleşme oranını vermiş. 5 bölü 4 kütlece birleşme oranı. Yani bir tane X'in 2 tane Z'ye oranı. Formülde 2 tane Z vardı. Biz bu orana kütlece birleşme oranı diyoruz. Tekrar söylüyorum. Öncülümüzde atom kütleler arasındaki oran denildiğinden dolayı 5 bölü 2 olması lazım. Dolayısıyla 3. öncül de yanlıştır. Sorumuz bize yanlış olanları sorduğundan cevabımız D seçeneği olacaktır. Eşit kütleli X, Y, Z elementleri arasında gerçekleşen tepkimelerle ilgili yukarıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y, Z elementlerinin atom kütleleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Öncelikle atom kütlesi bizim için neyi ifade ediyordu bunu belirleyelim. Bir tane X, bir tane Y, bir tane Z yani tek bir atomun kütlesini ifade ediyor. O halde bileşiklerin formüllerinde bulunan tek X, Y ve Z atomunun kütle değerlerini belirlemeye çalışalım. Tablomuzu incelediğimizde birinci bileşik için Tepkimeye giren kütle olarak m gram x m gram y belirtilmiş. Altan madde kütlesi 0.5 m gramlık y'den bahsetmiş ve oluşan bileşik kütlesi de 1.5 m olduğu söylenmiş. Amacımız atom kütlelerini bulmaktı ve yorumumuzu yaparken reaksiyonda harcanan maddelerin miktarları üzerinden yorum yapacağız. Reaksiyonda harcanan x miktarının m gram y miktarının ise m bölü 2 gram olduğunu görmekteyiz. Çünkü tepkime öncesinde m gram y vardı. Artan miktarı 0,5 m olduğu için reaksiyona giren kısım da 0,5 m gramdır. Dolayısıyla m bölü 2 olarak yazabiliriz. Biz ne yapmaya çalışıyorduk? Atom kütlelerini bulmak istiyorduk. Yani tek atomun kütlesinden bahsediyorduk. Formüle baktığımızda zaten bir tane x bir tane y var. Yani bu değerler bir x'in ve bir y'nin kütle değeri. Arkadaşlar daha kolay bir şekilde yorum yapabilmek için x için 4k diyelim. Y değeri n/2 olduğundan dolayı ne olacaktır? Yarısı kadar olacaktır. Yani 2k olacaktır. İkinci bileşik için tepkimeye giren Y ve Z'nin eşit kütlede olduğunu, oluşan bileşin 2m olduğunu ve artan maddenin olmadığını görüyoruz. Demek ki reaksiyona giren Y ve Z'nin tamamı harcanmıştır. Y'nin miktarı m'dir, Z'nin de miktarı m'dir diyoruz. Ancak dikkat edelim, formüldeki Z miktarı 2 tane Z'den geliyor. O halde buraya Z2 dedik. Bizim amacımız elementlerin atom kütlesini bulmaktı. Yani bir tanelerin kütlelerini bulmaktı. Y'nin bir tanesine ne demiştik? 2K demiştik. 2 tane Z değeri M ise bir tane Z değeri nedir? M bölü 2'dir. Yani 2K'nın yarısıdır. Bu değerde K olarak karşımıza çıkmakta. Buradan da Z'nin atom kütlesinin K olduğunu bulduk. Sorumuz bize atom kütleler arasındaki ilişkiden bahsediyordu. X'in atom kütlesi Y'nin 2 katı, Z'nin ise 4 katıdır. O halde ifademiz şöyle olacak. X eşittir. Y'nin 2 katı olduğu için 2Y. Z'nin de 4 katı olduğu için 4Z eşittir. Öncüllere baktığımızda doğru cevabın B seçeneği olduğunu görüyoruz. 2,4 gram x ve 0,4 gram y elementlerinin artansız tepkimesi sonucunda xy2 bileşiği oluşmaktadır. Buna göre eşit kütleli x ve y elementlerinin tam verimli tepkimesi sonucunda m gram x2y6 bileşiği oluşurken artan element kütlesi kaç m gramdır denilmiş. Gençler dikkat ederseniz sorumuzda iki tane farklı bileşik var. Bunlardan birisi xy2 diğeri de x2y6. Biz bu şekilde iki farklı bileşiğin olduğu durumda X ve Y'nin atom kütlesini bulmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de bileşiklerden bir hakkında detaylı bir bilgi verilmiştir. Bu soruda da bakın ilk cümlede X ve Y'nin atom kütlesini bulabilmek için kaçar gram X ve Y'nin artansız bir şekilde tepkimeye girdiği söylenilmiş. Buradan atom kütlesini bulacağız dediğim gibi X ve Y'nin daha sonra aşağıdaki bileşik için kütlece birleşme oranlarından faydalanarak bir tablo oluşturuyoruz ve artan maddeyi belirliyoruz. Öncelikle ilk bilgiden X ve Y'nin atom kütlelerini belirleyelim dediğim gibi. Bunu yaparken birinci bileşiğin kütlece birleşme oranını bulalım. 1X'in 2Y'ye oranı 2,4 bölü 0,4'müş. Formülümüz X'ye 2 olduğu için 1X'in 2Y'ye oranı dedim. Buradan arkadaşlar birinci bileşik için kütlece birleşme oranımızın 6 bölü 1 olduğunu söylüyoruz. Her iki tarafı 0 e böldüğümde 6 bölü 1 oranı geldi. Dikkat ederseniz buradaki amacımız neydi? X ve Y'nin atom kütlesini belirlemekti. Yani bir tane X ve bir tane Y miktarını belirlemekti. Formülümüzde zaten X'in miktarı 1 olduğu için direkt X'in atom kütlesi 6'dır diyebiliriz. 2 tane Y vardı formülde. 2 tane Y'den gelen değer 1 olduğuna göre bir tane y'den gelen değer ne olur? 0,5 olur. O halde bu değerler x ve y'nin atom kütlesidir. Şimdi ne dedik? Bu atom kütlelerinden yararlanarak ikinci bileşik için kütlece birleşim oranını bulacağım. Şuraya ikinci bileşik diyelim. Arkadaşlar ikinci bileşikte toplam 2 tane x, 6 tane y var. O halde 1 tane x 6 olduğuna göre 2 tane x var formülde. ikinci bileşimizde 2 iki çarpı 6 dedim. Y için ise Formülümüzde 6 tane Y vardı. 6 çarpı Y'nin atom ağırlığı 0,5'ti. 0,5. Düzenleyecek olursak 12 bölü 3'ten oranımız 4 bölü 1 oldu. Şimdi yapacağım şey ikinci bileşik için sabit oranları içeren bir tablo oluşturmak. İkinci bileşik için yapıyordum bunu çünkü soru ikinci bileşikle alakalı sormuştu. X2Y6 vardı. Buraya da bileşiğimizin formülünü yazalım. Tablomuzun en başına sabit oranı yazıyoruz. X'ten gelen miktar 4. Bakın bu X toplam X miktarıydı. Zaten sabit oran neydi? Elementlerin kütlece birleşme oranı. Yani toplama göre yazıyorum. Bir daha 2 ile falan çarpmıyoruz burada. Toplam Y miktarımız ise 1'di. Buraya da 1 yazdım. Bileşiğin miktarı ne olur? 4 gram X 1 gram Y tam verimle tepkimeye girdiğinde 5 gram bileşik oluşacak. Şimdi öncül bize ne diyor? Eşit kütleli X ve Y elementleri alsaydık Arkadaşlar eşit kütleli X ve Y elementleri alın denildiğinde reaksiyonda harcanan miktarlardan en fazla olana göre alacağız. Burada 4 ve 1'den en fazla kim harcanmış? 4 gram X harcanmış. O halde her ikisinden de 4'er gram aldığımızı düşünelim. Peki böyle bir durumda yapacağımız yorum nasıl olacak? Başlangıçta 4 gram X vardı. 4'ünü harcadık. X'in tamamı tükendi. Başlangıçta 4 gram Y vardı. 1 gramını harcadık. 3 gram arttı oluşan bileşik kütlesinde zaten 5 gram olduğunu söyledik. Sorumuz bize ne diyordu? Eşit kütlede X ve Y elementlerin tam verimli tepkimesi sonucunda M gram bileşik oluşuyor. O halde verdiğimiz değerlerden M değerini 5 olarak bulduğumuzu söyleyebiliriz. Oluşan bileşik kütlesini M demiştik. Artan maddenin kütlesi kaç M denilmiş? Şöyle bir denklem kuruyorum. 5 değeri M değerine eşitse artan maddemiz 3 gramdı. 3 gram kaç m'dir diyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda şuraya x diyelim. 5x eşittir 3m. Biz kaç m'dir diye bulmaya çalışıyorduk. Yani x'i yalnız bırakacağız. x eşittir 3m bölü 5. Bu da 0,6 m'e eşit olacak. Sorumuzun cevabı 0,6'dır. D seçeneğidir.